Mr. Beast her şeyi biliyordu mu? Evet, Mr. Beast'in de olayı merak ettim onu. Bakalım ne. 2000'den olan Chris Tyson olayını sizlere bir önceki videomda full detaylı bir şekilde anlattım. Eğer ki izlemediyseniz gidip önce o videoyu izleyebilirsiniz. Mr. Özetle ne oldu diye soracak olursanız da şöyle özetleyeyim. Mr. Beast'in ekibinden olan Chris Tyson yıllardır yapmış olduğu bazı şeylerden dolayı kitlesi tarafından linç ediliyordu. Ama bunlar böyle hiçbir zaman çok da büyütülecek olaylar değil. Mr. Beast darbeyi mi biliyormuş? Oğlum Gülen Oç ya. Ve bu sebeplerden dolayı da Mr. Beast sürekli arkadaşı olan Chris Tyson'ı kitlesine şimdi karşı koruyordu. Şimdi Mr. Beast'ten temelli olarak kurtuluyor muyuz canım, let's go. Chris benim kabusum. Abi link odasına orijinal ifşa videosu atılmış, onu izle istersen. Ne videosu? Link odasında sadece bu var. Hi everyone. People often confuse ravens and crows, but these are two different species, which in fact look pretty similar. Ondan biraz bağımsız. Oğlum kuzgunla kargayı karıştırmayın. Senin için büyük ihtimalle arkadaşının bu hale... Bu abi. Ha, orijinal videosu. Dur bakayım kaç dakika ona göre. 3 dakika ananın... gelmiş olmasına 5 dakikada özetlemiş abi. Üzülüyordu ama yine de kitlesine karşı onu koruyordu. Ancak bu hafta ifşalanan olaylardan sonra Chris Tyson'ı savunacak herhangi bir şey kalmadı artık. Çünkü yapılmış olan paylaşımlarla birlikte Chris Tyson'ın aslında bir... Ben o videoyu sadece ve sadece gece 3.30'da arkada herhangi bir monitörde açık bir şey oynarken yarım yamalak dinlerim, sonra da anlamam. Pedofili oldu. Abi evet, 53 dakikalık Mr. Beast ciddi merak etme. Ortaya çıktı. Kendisi çocuk çizimlerine bakarak kendini tatmin eden Reşit On... Abi o Eva Chris'in çocuk çizimlerine bakıp kendini tatmin etmesinin yanı sıra Kimstar'da bir adam var, yıllardır magazincisi YouTube'un. Çok, o da bir garip bir herif. O adamı hep şey yapıyorlar. Heriften bir herif. Gıcık oluyor herkes. Onun kızını öyle bir şekilde, adamın küçük kızı vardı, 8 yaşında 9 yaşındayken bile, onun kızını öyle müstehcen bir karikatür çizen herifi bayağı takip ediyormuş falan filan. İşte o çocuk resimleri olayı da o yani. Olmayan kişilerle cinsel içerikli sohbetler yapan iğrenç bir insan. Ve bu olaylarda bu hafta bayağı bir patlak verdi. Ardından da Mr. Beast bu konuyla ilgili bugün gerçekten de çok sert açıklamalarda bulundu. Çok kısa bir duyurumu yapayım, ardından açıklamalara geçelim. Bildiğiniz gibi Baldebek, Başo ve ben GTA 5'te Grand RP sunucusuna başladık. Ancak çok büyük... Grand RP geldi ya, dur. Bekliyorum. Mr. Beast'in Chris Tyson hakkında yapmış olduğu açıklama şöyle. Son birkaç gün içinde Ava Tyson'ın çevrimiçi davranışlarıyla ilgili ciddi iddiaların farkına vardım. Ve bu tür kabul edilmez eylemlerden iğreniyorum ve buna karşıyım. Bu süre zarfında tüm gerçeklere sahip olduğumdan emin olmak için kapsamlı bir soruşturma yürütmek üzere bağımsız bir üçüncü taraf tutmaya odaklandım. Bununla birlikte yeterince olay gördüm ve Ava'yı şirketten, kanalımdan ve Mr. Beast ile ilgili herhangi bir ilişkiden kaldırmak için bu hemen eski harekete geçtim. Okay, uygunsuz diyorsun. Eylemlerin hiçbirini tasvip etmiyorum veya desteklemiyorum. Bağımsız araştırmacılara kapsamlı bir soruşturma yürütmeleri için gerekli zamanı tanıyacağım ve en yeni olay bulgularına dayanarak daha fazla önlem alacağım. Ve bildiğiniz gibi Chris Tyson'ın atmış olduğu tweette Mr. Beast ekibinden kendisinin ayrıldığını söylemişti. Ancak Mr. Beast'in bu sert söylemine bakacak olursak eğer, Mr. Beast aslında Chris Tyson'ı kovmuş. Çünkü Chris Tyson artık ekipten kovulduğu için ve elinde çok da fazla bir şey kalmadığı için insanlar artık linçlemeyi bıraktı. Ve şu anki linçlerin hedefinde tek bir isim var, Mr. Beast. Ve Mr. Beast'in linçlenme sebebi elbette bu zamana kadar sürekli olarak arkadaşı olan Chris Tyson'ı savunuyor olmasıydı. Ve bu sebeplerden dolayı bazı insanlar Mr. Beast'in cancel'lanması, yani linçlenerek kariyer... Abi Mr. Beast'i nasıl cancel'layacak herif yani? ...yerine son verilmesi gerektiğini savundu. Ve bunu 300 milyon takipçi olan... Peki bulunduğu bunun eski öyle videoları 3-5 falan insan yok. Gerçekten çok fazla insan var. Şu anda açık... Kaldırır mı ya? Açık bütün bu olaylardan dolayı Mr. Beast'i sorumlu tutuyor insanlar. Bunun ardından bir bomba da Mr. Beast'in eski çalışanından geldi. Mr. Beast'in eski çalışanları... Ya bu herif zaten sürekli Mr. Beast'i gömmeye çalışıyordu diye hatırlıyorum ben. Aa, 2 sene önce falan çıkmıştı herhalde. ...arından biri olan Jack Franklin, Jim'i biliyordu diye bir tweet paylaştı. Ama işleri daha da iğrenç yapan şey elbette sadece bu da değil. Şimdi birazcık mantıklı düşündüğünüz zaman, eğer ki bu adam şu anda Jim'i biliyordu diye bir tweet paylaşabiliyorsa, bu aslında tüm olayları kendisinin de bildiği anlamına gelir. Doğru diyor. Yani... Ne oldu? Sen bilmiyor muydun? Okey, bu adam mesela Mr. Beast'in tüm bu olaylardan haberdar olduğunu söylüyor. Ama eğer gerçekten böyle bir şey varsa, demek ki Jake adındaki bu adam da tüm bu olaylardan haberdar. Sen de kolpasın yani. Haberdardı ama ses... Mr. Beast Afrika'yı köy yaptı amına koyayım. Adam pedo arkadaşını ilk başlarda savun diye kariyerini bitirse sosyal medyada böyle dünya... Abi ya zaten cancel'lanamaz ya. O kadar
o kadar kitle ulaşmaz bile, anladın mı? Hani böyle bir şey duymuyor. Yani 300 milyonun topu topu 100 milyonu falan duyar mesela böyle bir olayı. İnternet aktif kullanmayıp sadece televizyondan açıp şey gibi, Kanal D, ATV gibi MrBeast izleyen insanlar var. MrBeast kendi video çekmediği sürece çok zor yani o adamın kitlesine ulaşmak. Kalmayı tercih etti. Ve bu adam şu anda Twitter'da MrBeast tarafından takip ediliyor. Yani MrBeast'e karşı aslında herhangi bir düşmanlığı vesaire yok. Ama yine de tüm bunlara rağmen bu adam Jim'i biliyordu diye bir tweet paylaşınca tüm oklar elbette MrBeast'e yani çevrildi. Hatta sadece bu kadar da değil. Kemstar, Chris Tyson'ın şu anda bütün tweetlerini sildiğini söylemişti. Ya işte Kimster'ın kızına küçükken onun... Ancak Jack Franklin bunu şey alıntılayarak Chris Tyson'ın aslında bütün tweetleri bir ay öncesinden sildiğini söyledi. Yani baktığınız zaman MrBeast'in ekibindeki birçok kişi aslında bu olayı daha önceden biliyor olabilir. Hatta bu adamın söylediği gibi MrBeast de bu olayı biliyor olabilir. Ama belki de Chris Tyson kendisinin en yakın ve en eski arkadaşlarından biri olduğu için bunu saklama gereği duymuş da olabilir. Daha sonrasında ise bu olay patlak verince de konu hakkında böyle bir açıklama yapmış olabilir. Bunu bilemeyiz. Ama ben şahsen MrBeast'in bundan dolayı... Hayır abi, MrBeast pedofil değil ya. ...cancel'lanacağını hiçbir şekilde düşünmüyorum. Yani beklerdim. Adamın içerikliği sonuç olarak bayağı kaliteli olduğu için illaki izlemeye devam edenler olacaktır. Ancak yine de bu olayın da gerçekten araştırılmasını ve MrBeast bu olayı gerçekten biliyor muydu, bilmiyor muydu, bunun kanıtlanmasını istiyorum şahsen. Eğer ki bu kanıtlanırsa gerçekten ben bu adamı artık izlemeyi bırakırım. Her ne kadar kendisi çok iyi içerikler üretiyor olsa da... Abi biliyordur ya. Ya bilmez olur mu? O Chris var ya, ben MrBeast'i şaka yapmıyorum yani. 50 bin takipçisi varken falan denk gelmiştim. Bu şeylerden falan çok önce. Logan Paul bilmem ne, bir bin kere Logan Paul dedim falan, onlardan da önce. Şey falan yapıyordu çünkü. Ben de o zamanlar yabancı YouTube yapmaya çalışıyordum ya. MrBeast pazarları Shoutout Sunday gibi bir şey yapıyordu. Böyle kanal seçiyordu. Tam scam başlangıç YouTuber şeyi. Sen beni tanıt, ben seni tanıtacağım. Böyle herkes yorum atıyor falan filan. O zamandan beri o herif var yani. Ve o kadar eski bir arkadaşının bu olaylarını biliyordur yani, anladın mı? Bilir misin, imkanı yok. Böyle bir olayda sessiz kalan bir insansa eğer... Evet abi, yani elemanın duvarında hentai şeyi falan vardı böyle duvarda. Onları falan hepsini biliyordur ya. Bilmemesi mümkün değil. Çok uzun arkadaşı. Ben bu adamı izleyemem, kusura bakmayın. Ama şu... Ve hani şöyle bir şey var. Bu neyi kanıtlıyor? Ya demek ki bu adam buna önem vermiyor, siklemiyor. Ya benim bir arkadaşım böyle Andrei biriyle konuşsa, etse falan, ben bir derim ki yani kanka, git derim ya. Yani ya. MrBeast'in eski hali kötü biri bence, içeriklere, yayınlananlara falan bakınca. Evet abi, MrBeast'in eski hali çok şey, inanılmaz derecede abone manyaklığı var yani, anladın mı? Böyle hani harbiden şey statüsü yani, çok ambitious ya, inanılmaz derecede büyük. Ya, YouTube abone almam lazım, abone almam lazım, ama çok izlerim. Kanıtları... Hala var ama şimdi prodüksiyon falan olduğundan dolayı o kadar takmıyor gibi geliyor, anladın mı? Bakacak olursak her ne kadar çoğu MrBeast'i işaret... Ben mesela şeyleri falan da beklemiyorum yani. Afrika'ya köy yapıyor. İşte ne bileyim, bir şeyler yapmış. Abi bu yıllardan beri yani, mesela Bill Gates adını böyle temizledi. Bill Gates gibi bir insandı. Hele bu 2000'lerde falan, Microsoft peak zamanlarında mesela, Microsoft'un CEO'luğundan falan ayrıldıktan sonra adam inanılmaz kötü bir şöhreti vardı yani. MrBeast vakfını, şey MrBeast'le alakalı. Bak görüyor musun? Allah dedirtti. Aynen, founding'le düzeltti adını yani. Gates Foundation bilmem ne, Afrika'ya yardım ediyorlar falan filan. İşte bir jenerasyon geçince herif unutturdu onları. Şimdi sorsan Bill Gates'i, CEO değil, bir şey değil, çok yardımsever bir adam. Milyarlarca dolar harcadı. Bu milyarderlerin klasik olayı ya. Yani abi, bir elin verdiğini diğer el görmeyecek. Anladın mı? Yardım yapıyorsan ve bunu kameralar varken yapıyorsan ben çok inanmıyorum. İnsanları motive etmek için falan filan da. Ya millet motive olacaksa kendi olur zaten. Afrika'ya herif kuyu yapıyorsa yani izleyen insanları yüzde kaçını buna motive edecek ki? Dert ediyor olsa da dürüst olmak gerekirse yine de bu kanıtlarla net Fortnite bir şey söylemek de zor. Bu yüzden hepsi ortada Fortnite net bir kanıt yokken de bu adamın üstüne çok da fazla gitmeyi doğru bulmuyorum şahsen. Fakat Chris Tyson özelinde konuşacak olursam eğer, bu adam başına gelen her şeyi hak ediyor. Zaten iğrenç zihniyetli bir insan olduğunu bize aylar öncesinde kanıtlamıştı. Ama
Abi MrBeast'in kendisi de 14 yaşında bir kızla ilgili iğrenç iğrenç şeyler söylediği bir kez var. Söylemek istemediğim kendisine aynı şaka yapıyor bile olsa aşırı kabullenemez şeyler söylediği kez var. Adam zaten kendi pedo şakası yapan iğrenç bir adam teki. Araştırın azıcık. Dürüst olmak i̇şte gerek. Abi ya bunun sebepleri bak ne biliyor musun? Geçen ya MrBeast hakkında böyle bir drama bilmem ne. Çok fazla millet saldıramıyor yani YouTuber'lar bence. İkisi pedofili olma ihtimali benim bile aklıma gelmemişti. Yani bu konuda diyecek hiçbir şey bulamıyorum gerçekten. Her ne... Çünkü işte şeyden. Oğlum MrBeast en iyi YouTuber'lar falan. Bu olay şimdilik çok büyük bu şekilde kapanmış olsa da. Chris Tyson hakkında. Gözle görülür bir hatası olmadığı sürece. MrBeast'in görevlendirdiği üçüncü bir taraf tarafından yürütülen bir soruşturma var. Ve bu soruşturma sonuçlandığı zaman da elbette bu konu hakkında bir video yapacağım. Tabii ki MrBeast bizi bu konuda bilgilendirirse yapacağım. Ama kendisi belki de ilerleyen zamanlarda bu konu hakkında açıklama yapmamayı da seçebilir, bilmiyorum. Bence hiçbir açıklama yapmayacak ya. Ya bir de... Abi sonraki ben... zamanlarda başka olaylar çıktı. Şu 53 dakikalık videoda var bu video eski. Düşünce. İşte eğer... ben onları merak ediyordum ya. Burak Güngör'ün videosunda var mı peki? Bunlar bildiğimiz evet, şeylerdi. Bugün sonra... Hala olmuyor musun? Evet. Başarılı chat.